Bakın size bir mayo buldum. Hayır, teşekkür ederim, istemem. Ama güneşten istifade edebilmeniz için bunu giymeniz lazım. Boşuna yoruluyorsun Ferit, yabancıların yanında mayo ile oturmaz Kezban. Tabii, onların inanışına göre mayo ile denize girmek günahtır. Bunu da nereden çıkardınız? Benim de memleketimde deniz var. Yüzerken biz de mayo giyeriz. Mektep arkadaşlarımla her yaz bir sahil köyünde kamp kurarız. Ya, demek sen mektebe de gittin. Nilüfer! Bırakın, hakkımda öğrenmek istediklerini sorsunlar ki birbirimizi iyice tanıyalım. Evet, doğru. Önce tanışalım. Nilüfer, senden başlıyorum. Amerikan Koleji'nde okur. Lale'nin en samimi arkadaşıdır. Aralarından su sızmaz. Evet, genç doktorlarımızdan Ferit Bey'e gelince... Ferit Bey'le dün akşam tanışmıştık. O halde gelelim. Aman sıkıldık artık Bihter, bu oyun akşama kadar sürecek. Bırak da Kezban kendisinden bahsetsin. Demek köyünde mektebe gidiyordun. Tabii, ne zannettin? Köylüler de okumaya düştü artık. Nedense aşağı tabakada böyle bir büyüklük merakı var şimdi. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Okumak yalnız zenginlere verilmiş bir hak değildir. Benden bahsederken kullandığınız o aşağı tabaka kelimesine gelince, onu da size iade ederim. Bana mı iade edersin? Sen önce kıyafetine bak da öyle konuş, köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir. Ben köylülüğümle iftihar ederim. Kıyafetimde de utanılacak hiçbir şey yok. Kezban, arkadaşıma hakaret edemezsin. Çeneni kapat, yoksa ben sustururum. Yeter! Bu saçmalığı nereye kadar götüreceğinizi merak ettiğim için lafa karışmadım. Hiç hakkınız olmadı halde Kezban'ın hususi hayatına çirkin bir şekilde müdahale ettiniz. Buna terbiyesizlik derler. Bu mevzuyu kapatalım artık. Aman canım! Hadi çocuklar, baş tarafa geçelim de Sayın Bay müdafaa ettiği hanımla yalnız kalsın. Hadi, gel Nilüfer. Onların adına sizden özür dilerim. Benim gibi pardösüsünün etiketiyle kesen basit bir kız için dostlarınızla aranızı bozmamalıydınız. Değmezdi. Bakın... Thank you.